Günaydın canlarım, günaydın. Bugün yağmurlu hava. Hepinize hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Hangi saatte izliyorsanız gününüz de aydın olsun, geceniz de akşamınız da. Bol muhabbetli sohbetler, sohbetli vakitler diliyorum hepinize. Mamasını yedi gidiyor. Maması bitmiş. Anam torbaları arıyor. Anladım ben. Anlayayım hemen. Hemen mamasını koydum oraya. Yedi, karnını doyurdu. Yalanıyor şimdi. Gittim. Oğlum uyandın mı yavrum? Uyandın mı çocuğum? Kahvaltını yapayım mı? Hazırlayayım mı? Tamam hayatım. Tamam bir tane. Gökte uyurken ben akşamdan haşladığım eti buna aldım. Kemiklerinden ayırdım. Suyunu kaynatıyorum. Ve konserveye koyacağım. Gene buzdolabında muhafaza edeceğim. Bu eti, et suyunu yemeklere koymak için. Bu etini ayırdığım şey de kavurma ya da kokoreç yapmak için. Etten kokoreç de yapıyorum ben. Önemli olan zaten baharatları. Evet, et sularımın konservesini yaptım. Bunu yemeklerde kullanacağım. Evet, bunu ince ince kokoreçlik doğradım. Sonra çıkarıp yağda hemen posalarım. Baharatlarını koydum mu al sana kokoreç. Evet, kemikten çıkardığımız bunu da gene şey yapacağım. Et paça. Kelle paça gibi. Bunu da o şekilde koyup koyacağım. Bu şey şeklinde kokoreç. Geçen bunun videosunu çekmiştim, atmıştım. Şu adamın sesi harika, şu hocanın sesi ya. Size dinletmek istedim. İçerideydim, tam yetişemedim. Sesini duyunca atladım hemen. Helal olsun hocam. Hocamın kahvaltısını yaptırdım. Babası geldi. Kur'an'a gidiyor şimdi. Eve götürüyor babası. Oğlum Allah zihin açıklığı versin ikinize de. Hayırlı günler diliyorum yavrum. Gene haberleşiriz. Tamam. Tamam bebeğim. Hadi ben de bebeğim. Evet, bir önceki videoyu tamamlayamadım canlarım. Biraz rahatsızım yattım. Yengem sütü getirdi. Ben buraya böyle gene soslu şey yaptım. Çayı demledi. Kahvaltı yapacağız. Şunu yıkıyorum. Gene yıkandıktan sonra şey oluyor. Bu Sevecan'ın aldığı hediyeydi. Yıkandıktan sonra böyle renkler oluşuyor. Hani sanki yağlıymış gibi. Aslında
çamaşır suyuyla da yıkıyorum, cifliyorum da sonuçta böyle bir oluşma oluşuyor. Bilmiyorum, o da kendinden demek ki. Aslında kara canımdı ama niye öyle oldu bilmiyorum. Bu da Batu'nun kahvaltısı. Evet canlarım, yüz yüze selamlar, merhabalar yüz yüze canlarım. Dedim bu sefer kahvaltı yaparken geçeyim canlarımın karşısına. Hem sohbet edeyim, hem de kahvaltımı yapayım. Azıcık bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltısını verdim, şeyin gönderdim ya, geldi ya. O günü ben çekmedim. Yani dün çekmedim. Dün yorgundum, hep yattım. Sonra bugüne bağladım. Başına onu da koyacağım, yani Göktuğ'umla oğlumu. Sanırım dediğim gibi gördünüz zaten Amerika'dan, inanın o ana kadar kim olduğunu bilmiyordum geleni. Hani nereden olduğunu bilmiyordum. Hazırlığımı, her şeyimi heyecanla yaptım. Çok güzel. Yani heyecanla her şeyimi hazırladım. Dediğim gibi şeyi unutmuşum vermeyi. Ulan çok üzüldüm. O patatesi oysa önce ben onun için haşlamıştım. Ama onu unutmuşum işte güveçte. Sonra onu paylaştıktan sonra şeyleri gördüm. Yorumları gördüm. Harika yorumlar. Çok kişi, keşke Esra abla ben de seninle görüşebilsem, ne güzel, ne kadar şanslı insanlar, seninle bir arada çay içtiler, görüşmüşler, biz de görüşebilsek diyenler çok var. İnşallah Rabbim kavuşturur, dua edenler var, Allah razı olsun, yani seni görebileyim diye dua edenler var, İnşallah bize de nasip olur seni görmek diyenler var. Allah razı olsun. Eğer şarjım bitmediyse tabii. Eğer kabında şarjım bitmediyse bitmemiş. O yorumlara azıcık bir bakalım. Çok dua etmişsiniz şeye. Hani ben de gerçekten çok dua ettim, çok sevindim. O, ben beklemiyordum dediğim gibi, hani o kadar beklemiyordum, eli ayağı dolu görecek. Ben sadece kendilerini bekliyordum. Söylemedilerdi hiçbir şey, hiçbir şey de söylememişlerdi. Sağ olsunlar. Çok dua ettim. Birkaç yorum böyle beni, yani çok yorumlarınız beni mutlu etti, çok yorumlarınız. Yani o dilekler inşallah
Siz de olursunuz onların yerinde. Siz de gelirsiniz, görürsünüz beni. Sizlere de hizmet ederim. Hatta Almanya'dan Beyat de Hammer, buradan selam olsun Almanya'ya, yabancı bir izleyicimiz. seni önce ben altyazıyı koymayı unutmuşum. Kendiliğinden bazen otomatik açılıyordu, açılmamış. Esra Hanım her videoma da yazar, o yabancı bayan. Allah razı olsun, o beni çok yakından takip eder. Hindistan'daki o Jagi Lugi'de o da aynı. Oraya da Hindistan'a da selam olsun. Demiş ya ne konuştuğunu bilemiyorum. Hani ya ne konuştuğunu bilemiyorum çünkü altyazı yok. Ama demiş inşallah ben de gelirim. Senin yemek yapışını çok seviyorum demiş. Sizin kültürünüzdeki yemek kültürünüzü çok sevdim demiş. Çok yakından takip ediyorum demiş, yazmış. İnşallah ben de gelsem de, bu kadar uzakta olmasam da ben de gelsem, ben de sizin kültürünüzü tatsam, seni görsem demiş. İnşallah, inşallah beklerim. İnşallah tattırırım. Gelirsin Beyat'te. Beyat resmi okunuyor. Beyat'te ne okunuyor bilmiyorum ama Beyat'te Hammar diye yazıyor. Sonra arkadaşlardan birisi bana yazmış. Demiş ki abla Almanya'daki izleyicin, sürekli seni takip eden izleyicin altyazı yokmuş. Hemen baktım şey zaten, hemen ona da yazdım, hemen altyazıyı açtım. Kendi kendime bir şey yapmaya çalıştım, açıldı. Sonra açıldığını söyledi. Sonra hastalığını da şey yaptı, yazdı. Allah çok çok geçmiş etsin. Korona olmuş. Korona atlatmış. Biraz zor atlatmış, zor geçirmiş. Allah çok geçmiş etsin. Bir daha göstermesin, acil şifalar versin. Gerçekten öyle hoşuma gidiyor ki, diyor ki sen seni izlemek o kadar hoşuma gidiyor ki diyor, yemek yaparken seni izlemek, o da yemek yapma şeyinde herhalde, hevesinde. Hani yemek yapan şeyi seviyor. Ben hepsini koyuyorum bir vlog'a, mesela yemekte, gezmede hepsini koyuyorum. Çünkü insanoğlu, bizler insanız ya. Tabii ki kimimiz yemek yapmayı severiz, kimimiz gezmeyi severiz, kimimiz hepsini topluyorum vlog'da ben. Kimimiz aileyi de topluyorum, her şeyi topluyorum vlog'da. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ezan okunuyor. Öğlen ezanı. Çok geçmiş olsun diyorum. Hasta olduğu zamanlarda izlermiş. Zaten Allah geçmiş etsin, olmadan önce de izledi. Uzun süredir ben onu görüyorum. Şeylerimde görüyorum yani. Videonun altındaki yorumlarda görüyorum. Ve neyse ki dün akşam çözdük. Migrenli kadın, bir gün kısmet olursa memleketim Giresun'a gelirsen seni görmek istiyorum. Canım Esra ablacığım, olur da senin yolun İzmir'e düşerse kapım sana sonuna kadar açık canım benim. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşurmuş. Her daim dualarımdasın ve mutlu ol. İnşallah. İnşallah canım, inşallah. Burada böyle çok kişi gelmek isteyen var. Buyursun gelsin. Ablam seni mutlu ettiler. Kadriye Uluat. Ablam seni mutlu ettiler ya. Onlardan Allah razı olsun. Bir gün onlara yolun, bir gün oralara yolum düşerse sana gelmeyi çok isterim. Ben Samsunluyum. Orada yeğenimiz var. İnşallah nasip olur. Sen iyisin. İyisin.
Onun için izleniyorsun. Kendine iyi bak diyor. Canım benim. Selam olsun Samsun'a da buradan. Şimdi çok abla, haftaya ben de geliyorum canım Giresun'uma. İnşallah seni görürüm bir yerde. Ya inşallah yolumuz bir yerde buluşur diyor. King Games, onu bilemiyorum. İnşallah yavrum, ismin tam olarak geçmiyor burada. Melat Hanım'a da bu arada çok geçmiş olsun diyorum. Melat Hanım'ın da ablası şey bekliyormuş, rahatsızmış. Sonuç bekliyormuş. İnşallah kötü sonuç çıkmaz. İnşallah Melat Hanım da mutlu olur. Ablası da sağlıklı olur. Şifa diliyorum. Şimdi burada bir sürü yorum var. Bu kadar yorumu bulabilsem, ben sadece dün akşam okuyup da ezberlediğimi size söyledim. Beynime gireni söyledim size. Dün akşam hepsini okuyorum ben. Geldikçe okuyorum ben. Orada uzanıyorum ama okuyorum, takipteyim. Ve o kadar mutlu oluyorum. O kadar mutlu oluyorum ki canlarım. Bir mahalle gibi oluştu. Sanki benim, gerçekten benim kanal zaten hepimizin kanalı. Bir aile, arkadaşlık, dostluk oluştu ki herkes diyor ki Allah senden razı olsun Esra'cığım. Sen bize böyle bir imkan verdin. Biz burada gerçek dostlukları yaşıyoruz. Ve ben de onlara diyorum ki Allah sizden razı olsun ki sizler benim hayal ettiğim, yani geçmişte çok yaşıyorduk böyle dostlukları, arkadaşlıkları, unutulmaya yüz tutmuş dostlukları açtığım kanalda sizler gözümün önüne seriyorsunuz, beni o günlere götürüyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Ve bu şekilde öyle hoşuma gidiyor ki birini görmesem, inanın o yazanlardan, bunu hem yorum yazan insanlara hitafen konuşuyorum, hem de beni yorum yazmadan sessiz takipçilerimden, takipçilerime konuşuyorum. Sözüm hepinize, hepinizi çok seviyorum. Bak, hepinizi çok seviyorum, hepinizi. Çünkü görmeden sevmek demek bu demek. Bak, zaman geliyor, sizler de görüyorsunuz. Gelip canlı canlı görüyorsunuz. Ve o kadar dostluklar gerçekten güzel bir şey ki, ya gerçekten çok sanaldan mı diyelim, ama gerçekte var böyle dostluklar, ya var, var. Var yani. Ben sanalda dostluk diye düşünmüyorum. Biz gerçek insanlarız. Bak, kimisi diyor ki mesela bu sanalda dostluk. Kimisi bunu söylüyor. Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Benim düşündüğüm ne biliyor musun? Bak, gerçek dostluklar birbirini nasıl buluyor? Burada buluşuyoruz. İzlemelerde buluşuyoruz yüz yüze. Mesela kanalda, videolarda buluşuyoruz. Ve yorumlarda buluşuyoruz. Olmadı ta Amerika'dan nereden burada buluşuyoruz. Burada, evde buluşuyoruz. Canlı canlı buluşuyoruz. İnşallah Rabbim sizlere de kısmet eder. Sizler de gelirsiniz. Sizler de canlı canlı görürsünüz. Çünkü merak ediyorsunuz. Görmek, ben de çok merak ederdim. Ben de mesela bütün diyorum ya, bütün izleyicilerim, ben de merak ediyorum. Geçen de söyledim. Acaba dedim, hangi yani yazılarından insanların şeylerini çıkarmaya çalışıyorum mesela. Bu nasıl biri? Bu, hayal ediyorum mesela. Nasıl biri? Yani güzel bir dostluk, güzel bir düşünce, güzel bir arkadaşlık. Ya güzel ya. Güzel ya. Bu güzelliği hiç kimse bozamaz, güzel. Biz az olsak da, biz az olsak da özüz, özüz, öz olsak da biz güzeliz. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Yani orada yazanlardan birkaç tanesi olmasın, hemen üzülüyorum. Belli etmiyorum. Bak, uzun bir süre belli etmiyorum oradan. Hani bu üzüldüğümü
ne burayı yansıtıyorum ne oraya ama baktım gelmediler, üzülüyorum kendi kendime. Sonra yazdım. Hatice'm buradan selam olsun. Hatice'm seni çok öpüyorum. Hatice'ye yazdım. Hatta Güllücüğüm'e yazdım. Hatta Melat Hanım'a yazdım. Hani yorumda. Uzun süre gelmedi. Geldiği zaman dedim ki neredeydiniz? Gözüm yollarda kaldı. Kızım gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel. Sonra da benim üstüne çıktı. Gel. Gel yanıma gel. Haydi gel. Sandalyenin üstüne el diye. Korktum masanın üstüne çıkar diye. Hadi yürü, yürü yavrum, yürü. İşte diyeceğim o ki gerçekten sizlerle çok mutluyum. Gerçekten burada konuşmamın sebebi şu. Aslında daha önce biliyor musunuz? Kahvaltıyla birlikte sohbet ederdik. Mesela o şeyde ben dubleks dairede kahvaltıyla hep sizle sohbet ederdim. İşi yapardım sonra kahvaltıyla sohbete otururdum. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Öyle mi yapsak, ne yapsak? Biraz iş yapıp, biraz yemek yapıp sonra kahvaltıya otursak, sohbet etsek değil mi? Güzel olur. Neyse şimdi Batu da uyandı. Bunu da anam elle yemek lazım ya. Bunu elle yemek lazım. Elle lezzetli oluyor biliyor musun? Aslında bunu tabağa da koymuşlar. Tavasıyla bandıracağım elle yiyeceğim. Ben şimdi bir şey söylerler de yapmayayım. Gerçi normalde de yapmayayım. Kendi kendime de yapmayayım. Böyle alışmışım. Aslında önceki tadı düşünsen ne güzel böyle parmaklıya parmaklıya ekmekliye ekmekliye tavanın dibinden yiyirdik. Çok adetler değişti. Şimdi demek istediğim eğer yazarsanız yorumlara derseniz ki evet Esra biz çayını al, kahvaltını çayını al ya da kahveni al, bir sohbet istiyoruz. Çok fazla hani yemek de gösteririm ama hangisi daha çok olursa gene içine yemek koyarım ama yemeğe fazla şey ayırmam mesela. Hemen çabucak bir şeyleri gösterip otururuz yerimize, beraber sohbet ederiz böyle karşılıklı gibi. Böyle diyorsanız oraya yazabilirsiniz. Bu videonun altına yazabilirsiniz canlarım. Ben şimdi dediğim gibi Batuhan da kalktı. Kahvaltısını onun vereyim. Ve sessiz izleyicilerim, sizlere de çok selam olsun. Hani yorum yapmadan izleyen canlarıma da selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Buraya kadar beni izlediniz. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, birbirinizle yorum yaparken yorumlarınızı beğenmeyi, birbirinizin yorumlarını beğenmeyi unutmayın. Biraz bayram dolayısıyla galiba, bilmiyorum, biraz indi. Yani şey indi. Dün de iki kere attığımda bile ben, daha önce iki kere attığımda bile, yani akşam attığım 8-9 oluyordu. 8-9 bin. Sabah attığımda 3-4 bin oluyordu. Şimdi tek bir kere atıyorum, o bile 6 bin olmuyor. Sizlerden ricam, birbirlerinin yorumlarınızı beğenin. Bir daha bir şeyler yapalım, ayağa kaldıralım. Yani gerçi dediğim gibi bu belki bayramdan dolayıdır. Herkes bayramda eğlenecek tabii ki. Derdi gücü her zaman Esra değil ya. Eğlenecekler. Eğlensinler, onlara da iyi eğlenceler diliyorum. Benim kızım da eğleniyor, o da gitti bayrama. Ben bayram eğlencesi çok yapsam tatil. Çok yapsam nereye yaparım? Köye yaparım. Başka nereye yaparım? Köyden zevk alıyorum çünkü. Deniz ayağımın altında. Oraya denize de gitmiyor. Önceden giderdim kız. Önceden denizden çıkmazdı. Önceden mayoyla, bikiniyle giderdim. Fiziğim de vardı, iyiydi. Gerçi bikini çok önceden giyerdim. Çok genç kızken. Yeni evlendiğimde. O zamanlar 49 kiloydum. Şimdi de giderdim mesela ama etekli bir mayon vardı, etekli.
mini etekli mayomanla girerdim ben daha önce. Ha, bundan 5-6 sene önceye kadar. Arkadaş, denize girmemeye başladım. Hani daha öyle bir şey bu yaştan sonra mini mayo falan. Bir de şortla mortla giderim. Gitsem. Mayom var hala, mini mayolarım şey, mini etekli mayolarım var. Da bilmiyim yani, daha yapabilir miyim bilmiyim. Daha o şekilde, ha tenha bir yerde olur da çekime yapamam. Çekimde de onu yapamam. O yüzden şortla mortla giderim gibi yürüyorum. Diyecek olduğum canlarım bunu, bu kanalı biraz daha yukarı kaldıralım ki kanal, yani videolar düştü canlarım. Sizlerden ricam, biraz çaba gösterin benim için. Biraz Allah için, biraz benim için çaba gösterin. Birbirlerinizin video şey, videoda birbirlerinizin yorumunu da beğenin ve izleyin ne olur. Çoluktan çocuktan izleyin, başka şeylerden izleyin. Hani izlemeseniz de bırakın bir kenara, açın. Bırakın bir kenara. Yani genelde ev şeyleri olanlar, ev internet olanlar. Çünkü her tarafa açılsın, yükselsin azıcık. Bu el birliğiyle sizler yükseltmezseniz daha yükselmez. Çünkü önce kendi takipçilerin, hani sürekli izleyenler seni kaldıracak ki, izleyecek ki her yerden, sonra yukarıya doğru seni salacak şey YouTube. Başka izleyicilere salacak. Bizimki hep düştü. Niye öyle oldu bilmiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.